Aşağıdakilerden hangisi yumuşama yani detant döneminin başlamasında etkili olan gelişmelerden biri değildir? 1960'lı yıllar Türkiye tarihinde yumuşama dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde uluslararası ilişkilerde Doğu ve Batı bloğu ülkeleri arasındaki gerginlikler azaltılmaya çalışılmış ve karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Arkadaşlar şıklara baktığımızda aslında Berlin ablukası hemen dikkatimizi çekmeli. Çünkü Berlin ablukası 1948 tarihinde başlıyor. 1949'a kadar devam ediyor. Sovyetlerin Berlin'i kontrol altına alması olayı aslında arkadaşlar. Yani Berlin'i kontrol altına alabilmek için ve Batı ittifaklarına da gözdağı verebilmek amacıyla şehrin her türlü karayolu ve demiryolu bağlantısını kesmesi olayı arkadaşlar. Ve dediğim gibi tarih neydi? 1948. Ancak yumuşama dönemi 1960'lı yıllarda meydana gelecek. ABD'nin Vietnam Savaşı'nda başarısız olması Etkili olan bir gelişme. ABD ve SSCB'nin gölgesinde bulunan devletlerin tepkileri tabii ki arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Soğuk Savaş sürecinde ABD ve SSCB grubu e, çatışmaktaydı arkadaşlar. Tabii ki sıcak bir şekilde değil. SSCB için gerilimi etkili olur. Fransa ABD anlaşmazlığı etkili olur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin yapılan anlaşmalardan çekilme sebebi olarak gösterilebilir? Küba krizi ile birlikte nükleer bir savaşın ortaya çıkması ihtimaline karşı SSCB ve ABD arasında stratejik silahları azaltma görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 1969'da Helsinki'de başlayan görüşmeler sonucunda 1972 yılında Moskova'da SALT 1, 1979 yılında Viyana'da SALT 2 anlaşmaları imzalanmış ve nükleer silahlarda Kısıtlamaya gidilmiştir. Yapılan anlaşmalardan kısa bir süre sonra ABD kongresi anlaşmalardan çekilme kararı almıştır. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi tabii ki SSCB'nin Afganistan'ı işgali. E, yapılan bu anlaşmalardan bir yıl sonra SSCB Afganistan'ı işgal ediyor. Ve tabii ki ABD buna bir tepki gösteriyor arkadaşlar. Ve Salt 2 Anlaşması'ndan tamamen çekildiğini ilan ediyor özellikle ve e, bunun en büyük sebeplerinden biri silahsızlanmanın SSCB'nin hizmetine yaradığını fark ediyorlar arkadaşlar ve bunu herkes kabul etmiş oluyor. Bu yüzden de ABD çekilmeye karar veriyor. E, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik saldırıları değil tabii ki ABD'nin hakimiyet sahasını genişletmek istemesi değil arkadaşlar bununla da bir alakası yoktur. Vietnam Savaşı'nın patlak vermesi, hayır arkadaşlar. ABD'nin nükleer silah üretimini artırmak istemesi, hayır böyle bir amacı da yok aslında. Dediğimiz gibi Afganistan'ı işgal etmesi sonucunda SSCB'nin silahsızlanmadan oldukça faydalanabileceğini fark ediyorlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi verilmiş olur? 1975 yılında kurulan Nokta noktanın amacı soğuk savaş sonrası Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son vermek, kıtada güvenlik ve istikrar sağlamak, üye devletler arasında bu amaçla işbirliğini geliştirmek için çalışmaktı. Peki arkadaşlar bakalım. Avrupa Birliği biliyorsunuz daha ileriki tarihlerde 1993'te kurulacak değil. Avrupa Demir ve Çelik Birliği ise arkadaşlar 1950'li yıllarda kurulmuş olacak. Avrupa Ekonomik Topluluğu da 1957'de kuruluyor arkadaşlar. Agik ise nedir açılımı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yani sorumuzun cevabıdır. Avrupa Devletler Topluluğu da değil arkadaşlar bu yüzden doğru cevabımız tabii ki de şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşların nedenlerinden biri değildir? 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in kararı ve ABD'nin desteğiyle Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti kurulmuştur. Yaşanan bu olay üzerine Arap Devletleri Mısır liderliğinde İsrail'in varlığını tanımayarak saldırıya geçmişlerdir. 1948 yılında başlayan Arap-İsrail savaşları 1978 yılında Mısır ile İsrail arasında yapılan Camp David anlaşması ile son bulmuştur. 1948 1948-1978 yılları arasında aralıklarla devam eden savaşların birçok nedeni bulunmaktadır. Bakalım arkadaşlar şimdi şıklarımıza. ABD ve SSCB'nin Orta Doğu'da çıkarlarının bulunması tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. İsrail'in topraklarını genişletme çabası. Zaten arkadaşlar kurulan devlet İsrail devletiydi. Ve tabii ki topraklarını da genişletmek isteyecek. Bu da savaşın bir sebebi olacaktır. Mısır'ın İslam dünyasında etkin güç olmak istiyor.

Arkadaşlar elbette etkili olur çünkü İsrail devleti biliyorsunuz Filistin toprakları üzerinde kurulmuş oluyor. Mısır'da İslam dünyasında etkin güç olmak istediğinden dolayı elbette bir savaş sebebi olacaktır. Siyonizm ve Arap milliyetçiliği kavramlarının önem kazanması tabii ki etkili olur arkadaşlar. Yani milliyetçilik kavramı oldukça önemlidir. SSCB'nin yıkılması ile Dağlık Karabağ sorununun yaşanması ise daha ileriki tarihte. Yani bu zaten Dağlık Karabağ sorunu arkadaşlar. Arkadaşlar Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanıyor ve 1988 yılında falan başlayacak. Gördüğünüz gibi verilen tarihten 10 yıl sonra. Bu yüzden tabii ki E şıkkı olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1980 1988 İran-Irak savaşının nedenleri arasında gösterilemez? 1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı yaşanmıştır. İki tarafın da başarıya ulaşamadığı bu savaş 1988 yılında İran'ın barış teklifini kabul etmesi ile son bulmuştur. Peki arkadaşlar bakalım. Saddam Hüseyin'in Arap dünyasının lideri olmak istemesi tabii ki etkili olur arkadaşlar. Saddam Hüseyin biliyorsunuz Iraklı siyasetçi Arap dünyasının lideri olmak isterse elbette bir savaşa sebep olacaktır. Saddam Hüseyin'in Basra Körfezi'ni ele geçirme isteği yine etkili olur arkadaşlar. İran'ın Irak'ın iç işlerine karışması tabii ki bir savaşın sebebidir. İki devlet arasında ortaya çıkan petrol krizi tabii ki arkadaşlar bir neden olacaktır. İran'da gerçekleşen İslam devriminin Irak'ta da geçeceği endişesi savaş sebebi değildir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan biri değildir? 1960 sonrası Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerinin gerildiği ve iki devlet arasında savaşın eşiğine gelindiği yıllardır. Bu dönemde iki devlet arasında birçok sorun ortaya çıkmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Kıbrıs sorunu bu dönemde ortaya çıkmış bir sorundur. Kıbrıs Rumları ve orada yaşayan Türklerle alakalı arkadaşlar. Kıbrıs Türkleri ile alakalı sorun. Doğru. Kıta sahanlığı sorunu ise deniz yetkisi ile alakalı bir sorun arkadaşlar. Özellikle Ege Denizi ile alakalı bir sorun. Yine Türkiye ve Yunanistan arasında tabii ki yaşanıyor ver hattı sorunu ise arkadaşlar bu sefer de hava ulaşımıyla alakalı bir sorun. Ee, Yunanistan ulusal hava sahasını tabii ki fazla gösteriyor arkadaşlar ve Türkiye bunu kabul etmiyor. Yine bu da bir probleme yol açıyor. Mübadele sorunu ise arkadaşlar biliyorsunuz ki çok daha önce çözümlenmiş bir sorun. 1930 yılına kadar devam eden bir yer değiştirme, e, göç, göç yaşanıyor arkadaşlar biliyorsunuz. E, Yunanistan'daki Türklerin Türkiye'ye, Türkiye'deki Yunanistanların da Yunanistan'a gitmesiyle alakalı bir sorundu ve çözümlendi. Ege Adaları sorunu ise yine 1960'lı yıllardan sonra Ege Denizi üzerindeki e, adalarda arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin ve Yunanistan'ın ikisinin de egemenlik ve güvenlik problemleridir arkadaşlar. Bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sözde edilen bu olay aşağıdakilerden hangisidir? 1980-1988 İran-Irak savaşları sırasında ABD İran'a karşı olduğunu ve Irak'ı desteklediğini göstermiştir. Ancak daha sonra ABD'nin Irak'ı desteklediği halde İran'a İsrail aracılığıyla silah sattığı ortaya çıkmış ve bu durum büyük bir skandal yaratmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Eisenhower doktrini biliyorsunuz çok daha önce arkadaşlar 1957 yılında ortaya çıkan bir doktrin. Ortadoğu'daki ülkelere ekonomik yardım aslında arkadaşlar. O yüzden bu değil. Irak Gate olayı değil arkadaşlar. Böyle bir olay yok da. İran Gate olayı var arkadaşlar. Cevabımız tabii ki bu olacak. Çek üç güç olayı ise şu. Saddam Hüseyin'in odası saldırısına karşı oluşturulan bir... Ee, Hava kuvveti arkadaşlar Mekik diplomasisi ise e, mesela iki devlet var iki devlet arasında problemler var bu problemleri çözmek için ara buluculuk yapacaklar ve sürekli e, seri bir şekilde görüşmeler olacak arkadaşlar buna da Mekik diplomasisi deniliyor. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız İran Gate olayı olacaktır. Aşağıdaki isimlerden hangisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak kabul edilmektedir? 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın etkisiyle Kıbrıs'ta 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Arkadaşlar tabii ki burada çok açıklayacağımız bir durum yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tır. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi olumsuz etkileyen bu müdahalelerden biri değildir? 1960-1980 yılları arası Türkiye'si siyasal ve toplumsal karışıklıklar içerisinde geçen yıllar olarak bilinmektedir. Bu yıllar içerisinde demokrasi birçok kez olumsuz etkilenmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut durumu düzeltmek adına demokratik faaliyetleri kısıtlamak durumunda kalmıştır. Arkadaşlar aslında şıklara baktığımızda 1960 darbesi, 68 harekatı, 71 muhtırası, 1980 darbesi gördüğünüz gibi tabii ki doğru. Ama 15 Temmuz darbe girişimi 1900'lü yıllarda değil biliyorsunuz. Yani 1960'ta, 80'de değil. Ne zaman? 2016 yılında gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabii ki E şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Yumuşama döneminin başlangıcı sayılan Helsinki Nihai Senedi'nin gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı ileri sürülemez. ABD ve Kanada'nın katıldığı 1975 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonucunda imzalanan Helsinki Nihai Senedi, uluslararası alanda barış ve işbirliğini temel alan faaliyetlerin yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar tabii ki SSCB'nin dağılma sürecine girmesine sebep olacaktır. Doğu Bloğu'nun çözülmesi zaten arkadaşlar Doğu Bloğu'nun başında SSCB var. Onun dağılma sürecine girmesi tabii ki yine Doğu Bloğu'nun çözülmesinde de etkili olur. Yani kısaca Helsinki Nihai Senedi'nin bir sonucudur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması ise tabii ki Helsinki Nihai Senedi'nin bir sonucu değil arkadaşlar. Çünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1945 yılında zaten kurulmuştu. Bu yüzden doğru cevabımız e, yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yumuşama döneminde yaşandığı savunulamaz? Ping Pong diplomasisi tabii ki yumuşama döneminde arkadaşlar. Çin ve ABD arasındaki gerilimi azaltma siyasetidir. Doğru. Vietnam Savaşı 1955-1975 yılları arasında olmuştur. Yani yine yumuşama döneminde yaşanmıştır. Saat bir anlaşması aynı şekilde yumuşama döneminde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Küba krizi ise 1900 62'de yine yumuşama döneminde yaşanıyor. Kore Savaşı ise arkadaşlar 1950 ama yumuşama dönemi biliyorsunuz 1960'tan sonraki süreç. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Başkanı Winston Churchill'in... Doğu bloğu ülkeler için kullandığı nitelemedir. Arkadaşlar bu niteleme demir perdedir. Bağlantısızlar, kendilerini hiçbir bloğa ait görmeyen devletlerin oluşturduğu bir grup aslında. Yeşil kuşak ise bir proje arkadaşlar. Yani ABD'nin komünizme karşı savunma olarak İslam'ı kullanması arkadaşlar. Üçüncü dünya ise daha çok güçsüz devletler için verilmiş bir isimdir. Güçsüz görülen devletleri, üçüncü dünya devletleri demişlerdir. Çelik Pakt ise e, Almanya ve İtalya arasındaki e, bir pakttır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Türkiye'nin Batı bloğuyla yakın ilişkiler kurmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Savaşın sonlarında müttefik devletler bloğuna katılması evet arkadaşlar doğru. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir üyesi olması elbette Batı bloğuyla yakın ilişkiler kurmasında etkili olacaktır. SSCB'nin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi tabii ki bu da doğru arkadaşlar. Çünkü SSCB zaten Doğu bloğunda biliyorsunuz ki e, Türkiye toprak bütünlüğünü tehdit eden bir blok içerisinde tabii ki yer almak istemez. Bu yüzden de Batı bloğuyla yakın ilişkiler Kurar. Bu yüzden doğru cevabımız e şıkkı olacaktır.